After Effects CS6 ile birlikte artık Rolling Shutter problemi tarih oldu diyebiliriz. Rolling Shutter Repair isimli efekt ile artık Rolling Shutter problemleri tamamen ortadan kaldırıyoruz. Dijital makinelerde görüntü kaydederken sensör üzerine kayıt yaptığı için sensörün de büyük boyutlarda kayıt yaptığından dolayı hareketli görüntülerde bazılarını kaydedemeden daha öbür frame'e geçtiği için dolayısıyla bazı yamukluklar olabiliyor. Konuyu çok fazla uzatmadan hazır bir örnek üzerinde bunu göstermek istiyorum. Şöyle bir oda içerisinde pencere görüntüsü alınmış durumda ve dijital makineyle sağa sola hareket ettirirken pencerenin çok net bir şekilde eğimli hareketler yaptığını görüyoruz. Yani perspektifi yataya doğru bozulma söz konusu. Peki bunu düzeltebilir miyiz? Tabii ki After Effects CS6 ile birlikte bu problemi ortadan kaldırabiliriz. Yapmamız gereken tek şey şuraya gelip Rolling Shutter efektini direkt görselimize uygulamak. Evet, efekt ekledik. Şuradan birazcık ayarını arttıralım. Şöyle çok değil. Şöyle 63-64 olsun. Ve hemen RAM Preview ile bakalım ne olduğunu, nereye kadar geliştiğini birlikte görelim. Evet, real time görüntüye şu an baktığımızda az önceki eğilme ve bozulmaların çok azaldığını, hatta hiç olmadığını görebiliyoruz. Peki şöyle gelip efekti kaldırırsak performans cache özelliğiyle olduğu gibi tekrar görebileceğiz penceremizi. Şu an baktığımız anda pencerenin sanki dalgalanıyormuş bayrak gibi dalgalandığını görüyoruz. Rolling Shutter efekti bu abartılı görüntüde bile çok başarılı bir sonuç verdi. Şöyle tekrar açalım. Efekti açıp şimdi ön izlemesine baktığımız anda ikisini karşılaştırmak adına neredeyse yok denecek kadar az.